Evet, merhabalar. Bugün 26 Temmuz. Ay hala akrepte ilerlemeye çalışıyor. Ay, dilim dolandı. Ay akrepte düşüşte olduğu ve rahat edemediği için zorluklar verir birazcık ve bu da bizlere yansır doğal olarak. Yani psikolojik olarak zorlu günlerdeyiz. Gizli saklı ne varsa mesela merakımızın artacağı gibi gizemli konuları da ilgimiz artacaktır. Bu zamanlarda yapılacak en uygun ve en doğru şey ruhsal tarafımızın artmasını sağlamak. Dua, meditasyon, ibadet, ruhsal danışmanlık almak, yoga gibi çalışmalara yönelmek çok iyidir. Mesela rüya görmüyorum diyenler bile bu dönemde hareketli rüyalar görebilir. Bugün ay ilk çeyrek dönemini yaşıyor. Yani yeni aydan sonra dolunaya dönme dönemindeki ara süreç diyebiliriz aslında buna. Bu zamanlar karşımıza engellerin çıktığını fark ettiğimiz zamanlardır. Niye? Dolunay'a gidiyor, bitişlere doğru gidiyor. Resmen sanki hayat bize meydan okuyor gibidir. İşte bu zamanlarda karşılaştığımız bu engelleri ve sorunları aşmak için kararlı olmamız gerekiyor. Kararlar almamız gerekiyor, planlar yapmamız gerekiyor. Eğer sorun odaklı böyle bir dönemde kalırsak, ay büyüyeceği için biz de sorunlarımızı büyüterek üstesinden gelinmez hale getirebiliriz. Ama çözüm odaklı yaklaşımda o da aynı. Bu sefer de ne yapacak? Çözümler çoğalacak, farklı bakış açıları kazanacağız. Ay hangi burçtaysa o dönemde o burç özelliklerine göre hareket etmek ve pozitifini çalıştırmak gerekiyor. Ay akrepte ise o zaman ruhsal tarafımızı güçlendirmeye yönelik hareketler yapmamız gerekiyor, öyle değil mi? Zaten transit Jüpiter'de yükselene 135'lik dediğimiz biraz zorlu ve kadersel bir açı yapıyor. Aslında bu ne biliyor musunuz? Hayırseverlik ve tesadüf enerjisini çalıştırır. Yani gözünüz ve algılarınız açık olursa bu zamanları değerlendirmek kolay olacaktır. Ve bizler bu dönemde ufak tefek ayarlamalar yaptıktan sonra arkamıza yaslanacağız ve mutlu ve neşeyi hayatımızda nasıl var ettiğimizle ilgili sadece seyre dalacağız ve kendi hayatımızı izleyeceğiz. Evet, bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.